Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler 9. sınıfın son konusu olan omurgalı hayvanlar ve hiçbir alem içerisinde dahil edilmeyen canlı mı cansız mı olduğu tartışma konusu olan virüsler bugünkü dersimizin konusu olacak. Yani 9. sınıf konu anlatımlarımızı bugünkü dersimizle birlikte bitirmiş olacağız gençler. Hemen ödevlerinizi tabii ki en baştan vermiş olayım. Biliyorsunuz son ünitemiz canlılar dünyasıydı. Burada canlıları sınıflandırmıştık, alemleri ayırmıştık. Bitkiler ve mantarları daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Bugün de hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Hayvanlar alemi çok geniş bir alem. O yüzden onu omurgasız ve omurgalı hayvanlar olarak gruplara ayıracağız. Bu grupların alt gruplarından da bahsedeceğiz. Ta ki memelilere kadar. Memelilerden sonra virüsleri anlatıp virüslerin sebep olduğu hastalıkları da anlatacağız. Böylelikle 9. sınıf konularımızın tamamını bitirmiş olacağız. Bu dersin sonuna geldiğiniz zaman da tabii ki sizden istediğim tüm konu anlatımlarının tüm ee, konu testlerinin sonuna kadar gelmeniz gençler. Yani sayfa 213'e kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Aynı şey Dinamo için de geçerli. Yani Soru Bankamız için de geçerli gençler. Kitabı artık bitiriyoruz. Özellikle son kısımlardaki ÖSYM tarzı testlere, canlılar dünyası ile ilgili yazılılara da dikkat edin. Burada da sayfa 165'e geldiğimiz zaman konularımızı tamamlamış olacağız. Dediğim gibi hayvanlar alemi çok uzun bir alem. Yani büyük bir konudan bahsediyoruz. Normal derslerimizden bir tık da daha uzun olacak bugünkü dersimiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi Öncelikli olarak tabii ki bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Kağıdı biraz fazla çektim ben. Bugünkü dersimizde omurgalı canlıları anlatacağız. Omurgalı canlı olan balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler ve bu canlılara ait özellikler bugünkü dersimizin konusu olacak. Virüslerin ne olduğunu, virüslere ait özellikleri de yine bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız. Demiştim ya size hayvanlar alemini kendi içerisinde ikiye ayırıyor. Omurgasız hayvanlar, omurgalı hayvanlar diye çok büyük bir alem diye omurgasız hayvanları bir önceki dersimizin son kısmında zaten yapmıştık. Bugün de omurgalı hayvanlar kısmını detaylı bir şekilde vereceğiz size. Ama omurgasız hayvanları da tabii ki bir hatırlamış olalım. Omurgasız hayvanlarımız kimlerdi? Seda, sayan, sosis, yedi olarak aklımızda tutabiliyorduk. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar eklem bacaklar ve derisi dik kendiler olmak üzere 6 tane sınıftan bahsediyorduk. Süngerler bizim en basit yapılı hayvanlarımızdı. Unutmayacağımız şey neydi? Hayvanlar alemi içerisinde sinir sistemine sahip olmayan tek hayvan süngerlerdi. Yani süngerlerin herhangi bir gelişmiş sistemi yok. Bunun haricinde süngerlerin tabii ki sinir sistemi de yok. Yani hayvanlar alemi içerisinde sinir sistemine sahip olmayan tek canlıdır. Çok fazla soru bu taraf Gelir diyeyim gençler oradan geçiyorum sölenterlere sölenterler dediğimiz zaman hidra deniz anası bu gruptaydı deniz anasını sakın yumuşakça zannetmeyin demiştim sinir sistemini ilk kez bu canlıda görüyorduk solucanlar dediğimiz zaman yassı yuvarlak halkalı solucanlar dediğimiz solucanlar vardı vücutları bölmelere ayrılmış durumdaydı ilk defa solucanlardan yuvarlak solucanlar grubunda ağız ve anüs farklılaşmasını görüyorduk yani iki açıklıklı sindirim sistemi bu canlılarda bulunacaktı. Ondan sonrasında da zaten ağız ve anüs farklılaşması vardı. Sonra yumuşakçalara baktığımız zaman vücutları yumuşak bir yapıya sahip olacak ama vücutlarının yumuşak bir yapıya sahip olması bunların e, kabukları olmayacağı anlamına gelmez gençler. Asıl canlı yumuşaktır. Yumuşak olan o canlının etrafında tabii ki sert bir kabuk bulunabilir. Kimdi yumuşakça? Ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz yani sümüklü böcek aynı zamanda midyede bizim için yumuşakçalar grubuna dahildi. Midyede de ana canlı yine içerideki yumuşak olan da etraf sert bir kabukla kaplıydı eklem bacaklılar dediğimiz zaman bunlarda da başkalaşım gibi durum söz konusu olabiliyordu. Hayvanlar aleminin en geniş grubu omurgasız hayvanlar. Omurgasız hayvanların da en geniş grubu eklem bacaklılardı. En fazla dünyada eklem bacaklılardan böcekler var demiştik. Bunların kitinden yapılmış bir dış iskeletleri vardı. Hani böyle üstüne basınca çatırt adı verilen sesi çıkartan şey kitin yapılı dış iskeletleriydi. Genellikle bunlarda trake solunumu denilen bir solunum çeşidi görülecek ama suda yaşayanlarda tabii ki solungaç solunumu görülecek diyeyim gençler derisi dikenler dediğimiz zaman bunlarda tamamı denizlerde yaşayan hayvanlardan bahsediyorduk deniz yıldızı deniz hıyarı deniz kestanesi deniz lalesi bu gruba örnekti e, denizde yaşadığına göre ne solunumu yapacak tabii ki solungaç solunumu yapacak bu canlılar gençler deniz atıyla karıştırmayın deniz atı bir balıktır derisi dikenli değildir. Omurgasız hayvanları şöyle bir hatırladığımıza göre şimdi gerçek konumuza yani omurgalı hayvanlar kısmına geçiş yapabiliriz. Şimdi omurgalı hayvanlar dediğimiz zaman zaten asıl kısım neyden kaynaklanıyordu? Sinir şeridimiz var. Sinir şeridini sırtında taşıyan omur kemiklerinin arasında omur ilik adı verilen sinir şeridine sahip olan canlılara omurgalı hayvanlar diyeceğiz. Tut enseni, Ensenden ta sırtından kuyruk sokumuna kadar uzanan şu reklamlarda, yatak reklamlarında S şeklinde bir omurga gösteriyorlar ya, o omurga üst üste geldiği zaman ortası boş oluyor. Buradan da omurilik siniri dediğimiz sinir geçiyor gençler. Sırt kısmımızda omurga, bunun içinde de ana sinir şeridini taşıdığımız için biz zaten omurgalı hayvanlar grubundan oluşturuyoruz. Omurga oluşumu da tabii ki embriyonik dönemde yani ta ben annemin kız karnındayken başlıyor. Sinir şeridimizi sırt kısmımızda taşıyoruz. Kemik ve kıkırdak yapılı bir iskeletimiz var. Mesela burnumuzun ucuna baktığımız zaman kıkırdak yapı var. Kulak kepçemizde yine kıkırdak yapı var. Kemiklerimiz var. Bazı balıklar sadece kıkırdak ama oradan sonrakinde hem kıkırdak hem kemik yapılı bir iç iskelet bulunacak. Yani dış iskelete sahip omurgalı hayvan yok. Aynı zamanda tamamında kapalı dolaşım denilen bir dolaşım görülüyor. Kapalı dolaşım ne demek? Şimdi normal şartlarda Bizim atar damarlarımız var kalpten kanı taşıyan damarlar bu atar damarlar binlerce küçük olan kılcal damarlara bağlanıyor kılcal damarlarda toplar damar adı verdiğimiz damarlara bağlanıyor toplar damarlarda kan alıp hop kalbe doğru getiriyor. Eğer bir kişi de atar damarla toplar damarın arasında kılcal damarlar varsa kan hiç dışarı çıkmıyor hep damarların içerisinde dolaşıyorsa biz buna kapalı dolaşım ismini veriyoruz. Omurgalıların tamamında kapalı dolaşım var. Ama omurgasızlarda kapalı dolaşımın görüldüğü de vardı, açık dolaşımın görüldüğü de vardı diyeyim gençler. Baktığımız zaman tabii ki omurgalıların tamamında kalp bulunacak. Balıkların kalbi iki odacıklı, kurbağaların üç odacıklı, memelilerin dört odacıklı gibi iki ile dört arasında kalpte odacıklar bulunuyor. Omurgalıların da tabii ki suda yaşayanları solungaç solunumu yapacaklar. Karada yaşayanlarda ise... Biz ne solunumu yapıyoruz? Tabii ki akciğer solunumu yapıyoruz. Akciğer solunumu dediğimiz solunum görülecek gençler. Kurbağalarda ekstradan deri solunumu da tabii ki görülebiliyor. Hatta kurbağaların çok özel canlılar olacağından birazdan bahsedeceğim. Hayatları boyunca iki solunumu aynı anda kullanabiliyorlar. Deri ve akciğer solunumunu birlikte yapabiliyorlar gençler. Al yuvar hücrelerinde solunum pigmenti olarak kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunacak. Yani Omurgalıların tamamı balıklar, amfibiyalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler tamamının kanı kırmızı renkli. Çünkü kanlarında tabii ki hemoglobin adı verilen pigment var. Birçok omurgalının gövdesine bağlı iki çifte üyesi bulunuyor. Yani kollar ve bacaklar gibi düşünebilirsiniz. Ama birçoğunda dedik illaki omurgalıların tamamında dört tane üye olacak diye bir şey Yok kuşları düşünün mesela önde iki tane kanadı var arkada da iki tane bacağı var yani yine dört tane üyeden bahsediyoruz. Bazı canlılarda tutmayı, bazı canlılarda yüzmeyi, bazı canlılarda yürümeyi, bazı canlılarda da tabii ki uçmayı sağlayacak bu üyeler buna göre de farklılaşmış olacaklar diyeyim. Sonra... Tabii ki omurgalı canlıları düşündüğümüz zaman farklı farklı beslenme şekillerine sahip olacak bu canlılar. Farklı farklı beslenme şekillerine sahip oldukları için mideleri de buna göre farklı farklı yapılarda olabilecek. Mesela geviş getiren memelilerin midesi dört bölmeli. Geviş getirdikleri için o işte yedikleri yemekleri tekrar ağızlarına getirmeleri gerekebiliyor gençler. Omurgalılar da besinlerini katı parçalar halinde alacaklar. Bazı omurgalılar otçul olacak. Sadece bitkisel kökenli besinlerle besleniyorlar. Bazı omurgalılar etçil olacak. Sadece hayvansal kökenli besinlerle beslenecekler. Veya hem bitkisel kökenli hem de hayvansal kökenli besinlerle beslenebilen omurgalı canlılarımız olacak. Ve yıldız atıyorsun. Tüm omurgalıların boşaltım organı böbrek olacak tüm omurgalılarda böbrek var balıktan tut memelilere kadar tüm omurgalılarda ortaktır. Ama boşaltım atıkları birbirinden farklı olabiliyor. Bazıları amonyak biz mesela üre bazıları da ürik asit halinde boşaltım atığını dışarıya atabilecekler. Tabii ki omurgalıların tamamında da eşeğili üreme dediğimiz üreme söz konusu olacak. Bazılarında da yavru bakımı olacak. Mesela memeli canlılar yavrularına bakıyor, kuşlar yavrularına bakıyor ama balıklar yavrularına bakmıyor, kurbağalar yavrularına bakmıyor gibi düşünebiliriz gençler. Hemen omurgalı hayvanları da şöyle bir göstereyim. Geçen dersimizde aslında şifresini vermiştim. Biz krem diye ben de sizin yorumlarınızda gördüm gençler. Baktığımız zaman balıklar iki yaşamlılar da denebiliyor. Hadi o ismini de yazayım amfibiyalar da diyebiliyoruz. Kurbağalar diyorduk çok eskiden de. Hem karada hem suda yaşayabildikleri için hayatlarında da başkalaşım geçirdikleri için bunlara iki yaşamlılar denmiş. Sürüngenler var kuşlar var, memeliler var gençler. Şimdi balıklara baktığımız zaman bunların vidur, vücut ısıları değişken. Mesela bizim vücut ısımız 36,5 37 ya 2-3 derecelik artma olduğu zaman 38 39 olduğu zaman hastaneye koşuyoruz ya. Ay ateşi çok yükseldi acaba içeride bir şeyler mi oluyor diyoruz ya. Çevre sıcaklığına bağlı olarak bizim vücut sıcaklığımız değişmiyor. Bizim vücut sıcaklığımız sabit. Ama balıkların iki yaşamlıların ve sürüngenlerin öyle değil. Bunların vücut sıcaklıkları değişken. Bağlık kalbi iki odacıklı. Kurbağa kalbi üç odacıklı. Sürüngen kalbi üç odacıklı. Bu tarafta tutmuyor. Kuş ve memelilerin de kalbi dört odacıklıdır. Gençler Tabii ki vücut ısı değişken dedim. Vücut ısı değişken dedim. Vücut ısı değişken bunların sabit. Bunun da sabit olacak. Balıklara baktığımız zaman vücutları genellikle pullarla kaplı. Ama köpek balığı gibi vücudu pullarla kaplı olmayan balıklar da var. Suda yaşadıklarına göre tabii ki ne solunumu yapacaklar? Solungaç solunumu dediğimiz solunum söz konusu olacak. İki yaşamlılar denmesinin sebebi ne? Eklem bacaklılar gibi başkalaşım geçirmeleri aslında. Hayatlarının böyle larva dönemi sanki bambaşka bir canlıya benziyor. Ergin döneminde bambaşka bir canlıya benziyor. Mesela larva dönemindeyken kalbi iki odacıklı, ergin dönemde üç odacıklı. Larva döneminde suda yaşıyor, solungaç solunumu yapıyor. Ergin dönemde deri ve akciğer solunumu yapıyor. ...gibi bayağı bir farklılaşması söz konusu. Hayatının başlangıcında tabii ki bunlar suda yaşıyor... ...sonra kara yaşamına uyum sağlayacaklar. Sürüngen deyince aklıma kimler gelecek? Yılan, timsah, kaplumbağa, kertenkele... ...yaşasaydı dinozorlar sürüngen olacaktı gençler. Tabii ki bunlar da akciğer solunumu yapıyorlar. Yani şu kaplumbağayı suda gördün diye... ...kaplumbağa solungaç solunumu yapmıyor. Akciğer solunumu yapıyor denizin dibine daldığı zaman böyle vücudunda oksijeni depolayabiliyor. Depoladığı oksijeni kullanıyor diyeyim. Vücutları böyle sert, keratinleşmiş pullarla kaplıdır. Kuşlara baktığımız zaman kuşların vücudu tüylerle kaplı. Tabii ki akciğer solunumu yapacaklar. Vücut ısılarının sabit olduğunu zaten şurada söylemiştim. Bunların da tabii ki dişleri yok. Gagaları bulunacak gençler. Memelilere baktığımız zaman vücutları kıllarla kaplı. Akciğer solunumu yapacaklar. Yine vücut ısılarının sabit olduğunu söylemiştik. Zaten memeli denmesinin sebebi de yavrularını sütle beslemesidir. Genel olarak şöyle bir bahsetmek istedim gençler. Tabii ki bunların kendine özgü olan detaylı kısımlarına şimdi girmiş oluyorum balıklarla başlayalım. Şimdi balıklar dediğimiz zaman tabii ki tatlı su ve tuzlu sularda balıklar yaşayabiliyorlar. Balıkların kalbi iki odacıklıdır gençler. Ne yapıyor? Bir tane kulakçığı bir tane de karıncığı var. Kalpten çıkan kanı solungaçlarına gönderiyor. Solungaçlarında bu kan temizleniyor. Temizlendikten sonra vücuda geri dönüyor. Vücuttan çıkan kirli kan da tekrardan kalbe geliyor. Yani kalpten devamlı olarak kirli kan Geçiyor kirli kan geçtiği için de bunlar da e, vücut sıcaklığını sabit tutamıyorlar değişken vücut ısılı canlılardır gençler balıkları da kendi içerisinde ikiye ayıracağız bir kıkırdaklı balık dediğimiz balıklarımız olacak vücutları sadece kıkırdaktan meydana geliyor bir de kemikli balıklar dediğimiz balıklarımız söz konusu olacak kemikli balıkların vücudunda kıkırdak bulunacak ama kıkırdaklıların vücudunda kemik bulunmayacak gençler. Mesela köpek balığı gibi kocaman bir balık, vatoz gibi bir balık, çekiç balığı gibi bir balık kıkırdaklı balıklara örnektir. Hamsi, sazan, levrek, palamut bunlar da kemikli balıklara örnek olacak. Mesela kıkırdaklı balık kim dedim? Köpek balığı dediğimiz balık dedim. Kemikli balığa ise hamsi örnek olarak verdim. Gelişmişlik düzeyi olarak bakarsan kemikli balıklar kıkırdaklı balıklardan daha gelişmiştir. O zaman soru Köpek balığı mı daha gelişmiştir? Hamsi mi daha gelişmiştir? Tabii ki cevabımız hamsi. Ya hocam köpek balığı kocaman, hamsi küçücük demeyeceksin. Çünkü biz canlıları sınıflandırırken onların dış görünüşlerine bakmıyoruz. İçerideki özelliklerine bakıyoruz. İkisini kıyas yapmışlar. Gelişmişlik düzeyi olarak hamsi köpek balığından tabii ki çok daha gelişmiş bir canlı. Genellikle bunlar dış döllenme ve dış gelişme yapıyorlar. Niye genellikle dedik? İstisnalar görülebiliyor. Mesela köpek balıklarında istisnai bir durum var. Dış döllenme ne demek? Erkek balık getiriyor, spermlerini suya bırakıyor. Dişi balık da geliyor, yumurtalarını suya bırakıyor. Sperm ve yumurtanın birleşmesi suda meydana geliyor. Sperm ve yumurta suda birleştiğine göre dış döllenme yaptı. Aynı zamanda oluşan zigot balık oluncaya kadar da gelişimini suda tamamladığı için tabii ki dış gelişme görülecek balıklarda yavru bakımı da gördüğümüz bir durum değil gençler. Vücut ısılarının değişken olduğunu söylemiştik. Tabii ki bunlar kış uykusuna yatmıyorlar. Ya hocam ne yapıyorlar bunlar? Böyle bir durum olduğu zaman mesela hani e, çevrenin sıcaklığı düştüğü zaman bunların vücut sıcaklığı çok düşüyor. Çevrenin sıcaklığı artınca vücut sıcaklıkları da ona göre artıyor ya. Diyelim ki hava çok soğudu, burası buz oldu buz olduğu zaman suyun şu kısmı çok soğuk olur. Bunlar da biraz alta iner, yüzerler. Alta inip yüzdükleri zaman hayatlarını daha ılık bir suda geçirmiş olurlar. Yani çok soğuk olduğu zaman biraz daha derinden yüzüyorlar gibi düşünebilirsiniz. Suda yaşadığına göre zaten ne yapacak? Solungaç solunumu yapacak. Başka alternatifim var. Bunların azotlu boşaltım atığı da amonyaktır. Ben dersin sonunda bir sayfa hazırladım gençler. Orada hepsini toplu olarak size bir daha vereceğim kıyas ama şimdi genel özelliklerinden bakalım azotlu boşaltım atıkları nedir amonyaktır üredir ürik asittir bunlardan en zehirli olan amonyak çok suyla atılması lazım. Orta derecede zehirli olan üre orta derecede suyla atılması lazım. En az zehirli olan da ürik asit en az suyla atılması lazım. Balıklar suya çok kolay ulaşabilen canlılar oldukları için amonyak şeklinde bol suyla dışarıya atabiliyorlar. Kalplerinin iki odacıklı olduğunu söylemiştim. Kalplerinden sadece kirli kan geçtiğini söylemiştim. Sorularda karşınıza çıkarsa bunlarda küçük kan dolaşımı denilen dolaşım Yok. Yani solunum organına giden kan tekrar kalbe dönmüyor. Bizim mesela kanımız akciğere gidip tekrar kalbe dönüyor. Buna küçük dolaşım kalpten çıkıp bütün vücudu gezip tekrar kalbe dönünce büyük dolaşım diyoruz ya. Balıklarda küçük dolaşım yok. Solunum organından tekrar balığa geri dönüş gerçekleşmiyor. Çoğu bataklıkta suda batmadan kalmayı sağlayan hava keselerine sahipler. Yani bu keseler sayesinde suda dibe batmıyorlar. Ama köpek balığında bu tarz hava keseleri tabii ki bulunmuyor diyeyim. Sonra balıklar tabii ki besin değeri yüksek canlılar. Omega 3 ve omega 6 gibi yağ asitleri bakımından bu canlılar çok değerli. Bu yağ asitleri zeka gelişiminde önemli olduğu için çocuklara çok fazla derecede bunların hap versiyonları da var. Hani balık yiyin, balık yedirin çocuklara zeka gelişimi önemli balık onun için diyorlar ama bazı çocuklar balığı sevmiyor. O yüzden de onlara bunların balık yağı denilen omega 3 ve omega 6 yağları dışarıdan verilebiliyor. Balık yağını parfüm ve boya gibi ürünlerde de kullanıyoruz. Tabii ki balıkların A ve D vitamini bakımından zengin olduğunu da unutmayalım gençler. Balıklara baktığımız zaman baş ve vücut şekli taklit edilerek bir sürü e icat yapılmış durumda. Mesela bazı otomobilleri, balıkları taklit ederek yapıyorlar. Balıklar vücut şeklinden dolayı suyun içerisinde en az sürtünmeyle çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Otomobilleri, uçakları da bu balıkların vücutlarına bakarak taklit ettikleri zaman onların da en az sürtünmeye sahip olduğunu görmüş oluyoruz. Doğadaki pek çok canlı taklit edilerek zaten ee, birçok icat yapılıyor. Mesela kuşları taklit ederek uçakların şeklini belirliyorlar. Balıkları taklit ederek deniz atlarını belirliyorlar. Ne bileyim? Kutuplardaki ayıların kürklerini taklit ederek ısı yalıtımı sağlayan bazı aletler yapılıyor. Helikopter böceği denilen böcek taklit edilerek helikopterler yapılmış. Durumda gençler. Gelelim amfibiyalara yani iki yaşamlılara aslında kurbağalara. Hemen de yanına amfibiyalar diye yazıyorum gençler. Şimdi baktığımız zaman bunlar tabii ki tatlı sularda, nemli karasal bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış canlılar. Çoğu ayrı eşeyli olan canlılardan bahsediyoruz. Eşeyli olarak çoğalabiliyorlar. Yani erkek üreme organı ve dişi üreme organı farklı farklı canlılarda dişiler var erkekler var diyeyim. Tabii ki bunlarda yavru bakımı da söz konusu değil. Buna iki yaşım, yaşamlı denilmesinin sebebi ne? Başkalaşım yani metamorfoz geçirmeleri. Hayatının bir döneminde sanki bambaşka bir canlı hayatının diğer döneminde sanki bambaşka bir canlı. Hani bilmesek önümüze bir tırtıl koysalar, bir kelebek koysalar, çizgi filmlerden, kitaplardan, okullarda, derslerden bunları öğrenmemiş olsak. Ya tırtıl ne alaka, kelebek ne alaka bana verseler inanmam yani. Ne alakası var, bunun kanadı var, bunun yok, bu yerde sürünerek gidiyor, bu uçuyor, bu ikisi aynı canlı nasıl olsun deriz ya. Başkalaşım geçirdikleri zaman bambaşka özelliklere sahip oluyorlar ya. Kurbağalarda yani iki yaşamlılar da aynı durum söz konusu oluyor. Larva dönemindeki özellikleri balıklara benziyor. Balıklar için ne söyledim? Kalpleri iki odacıklı. Solungaç solunumu yapıyorlar, suda yaşıyorlar. Yani bu kısımlar larva döneminde bu tarafa benziyor. Ergin dönemde ise farklı özelliklere sahip oluyorlar. Yani şuna bak bir de gel buna bak. Burada iki odacıklı kalbi var. Solungaç solunumu yapıyor. Ön ve arka üyeleri yok. Bunun yerine işte sanki böyle yüzgeç gibi bir kuyruğu var. Daha sonra ne oluyor? Kollar bacaklar çıkmaya başlıyor. İçeride akciğer gelişiyor. Kalp üçüncü bir odacık oluşturuyor gibi. Larva döneminde kurbağalar ne yapacaklar? Solungaç solunumu yapacaklar. Ergin dönemde ise akciğer ve deri solunumu yapıyorlar. Bu çok istisnai bir özellik. Mesela yılanlar falan deri solunumu yapamaz. Akciğer solunumu yaparlar. Biz de deri solunumu yapmıyoruz akciğer solunumu dediğimiz solunumu alıyoruz. Yani havanın serbest oksijenini akciğerlerimize doldurmak zorundayız. Ama bu canlılar hem deri hem akciğer solunumu yapabiliyorlar. Zaten deri solunumu yaptıkları için de oksijen gazını şu nemli derilerinden almak zorundalar. Bazı iki yaşamlılar zehirli tabii ki olabiliyor. Her canlının zehirleri zehirli türleri bulunabiliyor. Bazıları da renk değiştirme özelliğine sahip. Bu sayede bulundukları ortamda kolayca gizlenerek avcılarından korunabiliyorlar. Kalplerinin üç odacıklı olduğunu söylemiştim. Bunların da tabii ki vücut ısıları değişken. Çevre sıcaklığındaki değişime bağlı olarak vücut sıcaklıklarını değiştirebiliyorlar. Kış uykusuna yatan türleri var ama yatmayan türleri de var gençler. Boşaltım atıkları embriyonel dönemde kim gibi balık gibi. Yani amonyak, ergin dönemde ise üre olacak. Ya hocam soruda çıkarsa ben nasıl bileyim? Soruda mesela dese ki sana, kurbağaların kalbi kaç odacıklıdır? 3 odacık diye işaretleyeceksin. Çünkü ergin dönemden bahsediyoruz. Sadece larva dönemi diye soruda belirtirse larva dönemini dikkate alacaksın. Onun haricinde kurbağa ile ilgili direkt bir soru görürsen ergin dönem sana soruluyordur. Ağaç kurbağası, bacaksız kurbağa, semender tabii ki bu gruba örnek olacak. Gelelim sürüngenlere. Sürüngenlere baktığımız zaman da omurgalılar içinde karasal hayatı uyum sağlayan ilk gruptan bahsediyoruz. Tabii ki karada ve suda yaşayan türleri var bu grubun. Vücutları da keratin pullarla kaplı, kemiksi plaklarla kaplı. Yani çok kuvvetli bir derileri var bunların. Bazılarında deri değişimi, gömlek değişimi dediğimiz durumda söz konusu olabiliyor. Sürüngenlerin tamamı, tamamı yıldız 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 akciğer solunumu yapan ya hocam su yılanı da mı akciğer solunumu yapıyor? Tabii ki akciğer solunumu yapıyor. Suya daldığı zaman oksijeni depoluyor gibi düşüneceksin. Sonra geleyim. Bunların kalpleri genellikle 3 odacıklıdır demiş. Genellikle 3 odacıklıdır demesinin sebebi şundan kaynaklanıyor. Timsah da sürüngendir. Timsahın kalbi ise 4 odacıklı gençler ama timsah sabit vücut sıcaklıklı mı? Hayır. Kalpten çıkan bir kanalda kirli kanla temiz kan birbirine karışıyor. O yüzden bunlar bizim için hala değişken vücut ısılı canlılar ve bunlarda kış uykusu dediğimiz durum söz konusu oluyor. özellikle değişken vücut sıcaklığına sahip olmak, çevrenin vücut sıvısı değiştiği zaman vücut sıcaklığının değişmesi sürüngenlerle ilgili soruların geldiği kısımdır. Ayrı eşeğili ve eşeğili üreyen canlılardır tabii ki. İç döllenme, dış gelişme yapacaklar. Yani artık erkek organ gelişmesi söz konusu. Ne yapacaklar? Döllenme içeride yani dişinin vücudunda gerçekleşecek ama dişi yumurta bırakacak. Hani kaplumbağa yumurtalarını sahile gömer ya. Timsah işte bu kalemun, kertenkele, yılan içinde aynı şey geçerli. Yumurta bırakacaklar. Yumurta gelişimini dış ortamda sağladığı için dış gelişme yaparak üremiş olacaklar. Yumurtaları sert kabuklara lakaplı. Kuluçka dönemi diye bir şey bunlarda yok. Kuşlar kuluçkaya yatıyorlar ama sürüngenler kuluçkaya yatmıyorlar. Başkalaşımı kurbağalarda, amfibiyalarda, iki yaşamlılarda gördük. Ama bunlarda başkalaşım olayı söz konusu değil. Kimlerden bahsediyoruz? Kertenkele, Bukelemon, Geko, Timsah, Yılan, Su Kaplumbağası. Tabii ki sürüngenler grubuna dahil olacaktır diyeyim. Gençler gelelim en gelişmişin bir altına yani kuşlara. Kuşlar dediğimiz zaman omurgalı hayvanlar içerisinde uçabilen türleri ilk bulunduran gruptan bahsediyoruz. Hani yarasada memelilerin uçabilen türü. Kuşlar ilk uçabilen omurgalılar olacak. Bunların vücudunda keratinden yapılmış pul, tüy ve telekler bulunacak. Tüy başka bir şey gençler, kıl başka bir şey. Mesela benim tüyüm yok, benim kıllarım var diyeyim. Şöyle bir durum söz konusudur. Tüye baktığımız zaman bir tane ana kısım olacak, buna bağlı olan yapılar bulunacak. Bunlar tüy. Kıl ise bir tane ana yapı bulunacak. Halk arasında böyle ince kıllarımıza tüy diyoruz ama dediğim gibi bunlar halk arasındaki yanlış tabirdir. Memelilerin kılı olur, kuşların tüyü olur gençler. Peki bunların boşaltım atıkları ne hocam? Bunların boşaltım atıkları da ürik asit olacak. Yani en az zehirli olan boşaltım atığından bahsediyoruz. Çok az bir suyla dışarı atılacak. Evinizde kuş besliyorsanız veya işte sokakta ay kuş pisledi falan dediğiniz zaman kuşlarda direkt bir idrar çıkışı söz konusu değil. Katı atığı hafif sıvı yollu olarak atıyorlar. Yani direkt bir Sıvı çıkışı söz konusu değil. Çok az zehirli olduğu için vücuttan çok az suyla atılabiliyor. Bunların tabii ki dişleri yok. Bunların çene yapılarında özel gaga adını verdiğimiz yapılar söz konusu. Gaga yapısı da beslenme çeşidine göre farklı özelliklere sahip olabiliyor. Mesela delmeye yarayan gagaları var, parçalamaya yarayanlar var, yakalamaya uyum sağlayacak olanlar var. Beslenmesi nasılsa gagası da ona göre bir şekilde olabiliyor diyeyim. Gençler, kuşlar ne solunumu yapar, ne solunumu yapacak? Tabii ki Havada uçtuklarına, karada yaşadıklarına göre bunlar akciğer solunumu denilen solunumu gerçekleştirecekler. Ama biliyorsunuz ki yukarılara doğru çıkıldıkça havadaki oksijen miktarı azalır. Havadaki oksijen miktarı azaldığı için bunlar da oksijeni daha fazla depolayabilsin diye akciğerlerine bağlı hava keselerine sahip olacaklar. Bu da sadece kuşlarda gördüğümüz bir özellik. Sonra kalpleri dört odacıklı olacak. Kirli kan ve temiz kan kalplerinde birbirine karışmıyor. O yüzden de vücutlarına oksijen oranı yüksek olan bir kanı gönderebiliyorlar gençler. Kış uykusu dediğimiz durum söz konusu olmuyor. Vücut sıcaklıkları da tabii ki sabit olacak. Kuşların uçabilmesinin sebebi ön üyelerinin kanat olarak farklılaşmasıdır tabii ki ama daha da önemlisi bunların uzun kemiklerinin içi boş. Bizim uzun kemiklerimizin içerisinde kırmızı kemik iliği, sarı kemik iliği dediğimiz ilikler var. Bunlar rın kemiklerinin içerisinde ise ilik yok, hava var. Bu nedenle de bunlar havada uçabiliyorlar diyeyim gençler. Ön üyelerinin Kanatlara dönüştüğünü zaten söylemiştim. Bazı kuşlarda da uçma söz konusu olmuyor. Yani kanatlar körelmiş durumda olabiliyor. Mesela penguen kuştur ama uçamayan bir kuştur. Emu, kivi bunlar da yine uçamayan kuşlara örnektir. Uçan kuşları da düşündüğümüz zaman sinek kuşu, şahin, ağaç kakan, güvercin, ne bileyim muhabbet kuşu, papağan bunların hepsi uçabilen kuşlara örnek verecek. Kuşlarda arka üyeler tabii ki yürüme, yüzme, tırmanma, koşma ve eşme uyum göstermiş şekilde oluyor. Mesela ördeklerin arka üyelerine baktığımız zaman arka üyelerinin parmaklarının arasında perde olduğunu görüyoruz. Neden? Bunlar suda ilerlemesi daha kolay olabilsin diye. Ama tutup da kartalda perdeleri göremiyoruz gençler. Yaşadığı ortama göre yani yine farklı adaptasyonlar söz konusu olabiliyor. Görme ve işitme yetenekleri yüksek olan canlılardan bahsediyoruz. Bilmem kaç kilometre yukarıdan ta aşağıdaki avını görüp avlayabiliyor. Bu da bunların görme yeteneğinin zaten çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yine bazı kuşlarda belli dönemlerde göç olduğunu biliyoruz. Ee, vücut sıcaklıkları sabit canlılar çevre sıcaklığının değişmesi onların hoşuna gitmiyor. O yüzden de bir ortama kış geldiği zaman, yazın olduğu ortamlara hareket edebiliyorlar. Ayrı eşeyli canlılardan bahsediyoruz. Üreme döneminde tabii ki kur yapma davranışı bazı kuşlarda görülebiliyor. İç döllenme yine sürüngenler gibi kuşlarda da söz konusu. Dış gelişme görülecek gençler tavuktan düşünebilirsiniz. İç döllenme yaptı. Tavukla horoz çiftleşti. Yumurta yaptılar. Sonra bu yumurtanın üstüne dişi dişi dememe gerek yok tavuk dişidir zaten yumurtanın üstüne tavuk yatıyor kuluçkaya bir süre sonra oradan civciv çıkıyor yani civciv gelişimini anne vücudunda değil de dış bir ortamda sağlamış oluyor e biz de tavuk yumurtasını bol bol yiyoruz gençler yumurtalar bazı canlılar içinde tabii ki besin kaynağı oluyor. Kuşlarda yuva yapma, kuluçkaya yatma, yavru bakımı gibi davranışlar görülüyor. Yavru bakımının ilk görüldüğü gruptur diyebiliriz ama istisnalar her zaman vardır. Şöyle düşünmeyin. Mesela ben diyorum ki atıyorum sürüngenler yavrusuna bakmaz. Ya hocam ben bir belgesel seyrettim timsah yavrularına bakıyor. İstisnai özellikler her zaman görülür gençler. Grupları eğer tek tek her istisnaya bakarsak sınıflandırmamız çok zor olurdu. O yüzden de genel özellikler üzerinden gruplar yapılmış durumda. Günümüzde yaşayan en büyük kuş da tabii ki Afrika'da yaşayan deve kuşudur. En küçük kuş ise sinek kuşu adı verilen kuştur. Gençler tabi bilinenler bunlar. Bilinmeyenler de olabilir. Deve kuşundan daha büyük bir kuş zannetmiyorum keşfedilsin hani büyüklükten dolayı. Ama atıyorum sinek kuşundan daha küçük bir kuş keşfedilirse en küçük kuş sinek kuşu olmaz da başka bir kuş türü olur. Gelelim omurgalı hayvanların en gelişmiş grubuna yani bizim de içinde bulunduğumuz gruba memelilerle başlıyoruz. Suda yaşayanlar hariç vücut kıllarla kaplıdır. Dediğim gibi vücudunda kıl bulundurabilmek memelilere özgü bir olaydır. Bizim vücudumuzda tüy yok o halk arasındaki yanlış bir tabirdir. Mesela saçımıza işte diyor ki kıl, kalın kıllar var. Ee, işte bıyıklarımıza, ne bileyim ellerimize, kollarımızdakilere de tüy diyoruz ama o yanlış. Biri kalın kıl, biri ince kıl unutmayın. Kalbimiz dört odacıklıdır gençler. Kirli ve temiz kan birbirine kalbimizde karışmıyor. Kalbimizde kirli kan ve temiz kan birbirine karışmadığı için vücut sıcaklığı sabit olan canlılarız. Solunum organı olarak da tabii memelileri anlatıyoruz ya hep kendi üstümüzden düşüneceğiz. Ben solunum organı olarak ne taşıyorum? Tabii ki akciğer Akciğer solunumu yapacağım. Boşaltım atığımız da üre, yani amonyak çok zehirliydi ya. Amonyak değil, ürik asit en az zehirliydi. Ürik asit de değil, ortasında kalan orta zehirli, orta derecede suyla atılıyor. Akciğerlerimizde alveol denilen bir yapı bulunur. Sadece memelilere özgü bir özelliktir akciğerlerinde alveol taşımak. Sonra kana kırmızı rengini veren al yuvar hücrelerimiz vardı. Al yuvarlarımızın çekirdeksiz olması da olgunlaştıkları zaman çekirdeklerini kaybetmesi de sadece memelilere özgü bir özelliktir. Göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında kaslı yapıda bir diyafram bulundurmak sadece memelilere özgü bir özelliktir gençler zarsı diyafram kuşlarda var ama kaslı diyafram sadece memelilerde bulunan bir özelliktir sorular çok fazla çıkacak karşınıza gelecek yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece memelilerde bulunur şu özellik hangilerinde vardır gibi mesela akciğer solunumu yapma tamam memeliler yapıyor da kuşlar da yapıyor sürüngenler de yapıyor kurbağalar da yapıyor ne bileyim vücudunda kıl bulundurma ha sadece memeli olgun al yuvarı çekirdeksiz olma sadece memeli vücut sıcaklığı sabit olma ha, kuşlarda da var memelilerde de var diyeceğim sorulara bu şekilde bakacağım diyeyim gençler Sonra embriyolojik dönemde yani anne karnındayken üyedi, üyeler yaşadığı ortama uygun olarak değişime uğramıştır. Tabii ki işte zürafanın da ön üyeleri ve ön üyeleri ve arka üyeleri var. Bizim de ön üyelerimiz ve arka üyelerimiz var. Türümüze bağlı olarak farklı yapılara sahip. Derilerinde ter bezi bulundurmak yine memelilere özgü bir özellik. Zaten memeli denmesinin sebebi süt bezlerine sahip olmamız doğum gerçekleştikten sonra bebekler annelerinin meme bezlerinden gelen sütle besleniyorlar. Boşaltım organı olarak böbrek zaten tüm omurgalılarda var atığımızın üre olduğunu da zaten söylemiştim az önce. Üreme ve boşaltım sistemlerimiz birbirinden ayrılmış durumda. Çoğunlukla iç döllenme, iç gelişme görülür. Yavrularını doğurur ve sütle beslerler. Ya hocam niye çoğunlukla dediniz? Çünkü şöyle bir durum söz konusudur. Memelileri kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Bir gagalı memeli dediğimiz memelilerimiz söz konusu. Bir keseli memeli dediğimiz memelilerimiz, bir de plasentalı memeli dediğimiz plasentalı memeli dediğimiz memelilerimiz söz konusu. Şimdi gagalı memelilere baktığımız zaman artık biliyorsunuz çizgi filmi var ya ornitorenk orni yazamamışım ornitorenk dediğimiz canlıdan bahsediyoruz. Ne yapıyor? Bu yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavru annesinin süt bezlerini emdiği için memeli diyoruz ama böyle bir doğum söz konusu değil yumurtlama söz konusu. Keseli memeli dediğimiz zaman kanguru, koala gibi canlılardan bahsediyoruz. Anne bebeği tam gelişimini tamamlamadan doğuruyor. Daha sonra vücudundaki o keseye yerleştiriyor. Kesede de süt bezleri var. Bebek annenin süt bezlerinden süt emmeye devam ederek gelişimini sağlıyor. Bir de bizim de içinde bulunduğumuz plasentalı memeliler var. Plasentalı memelilerde ise bebek gelişiminin tamamını plasenta adı verilen yapının içerisinde tamamlamış oluyor diyeyim gençler. Bir kısmında ana rahminde embriyonun beslenmesini sağlayan plasenta bulunur. İşte bunlar plasentalı memeliler. Bu ise ne? Keseli memeli dediğimiz kanguru koala. Bebek tam dışarıda yaşamaya adapte olamamışken doğum gerçekleşiyor. Keseyi alıyor. Meme bezleri kesesinde bebek buradan süt bezlerinden süt emerek hayatını devam ettiriyor. O yüzden genellikle iç döllenme, iç gelişme kelimesini kullandık. Bir kısmında yavru gelişimini tamamlamadan doğdu bu yavru gelişimini süt bezlerini bulunan özel bir keseden tamamladı. Memelilerde uzun süre yavru bakımı söz konusu olur ki bebek gelişimini tamamlayana kadar kendi kendine hayatına devam edebilene kadar yavruya bakıyorlar biliyorsunuz. Mesela aslanlar avlanmayı öğretiyor kendi başına avlanabilecek konuma gelmediği sürece ebeveynler tarafından yavruya bakmak devam ediyor. Farklı ortam şartlarına uyum sağlamış durumdalar. Buna bağlı olarak da vücutlarındaki yağ miktarı, üyelerinin yapısı, kıl miktarı birbirinden tabii ki farklı olabiliyor gençler. Hayvanların biyolojik ve ekonomik öneminden de biraz bahsedeyim. Dediğim gibi şu özet kısma geçiş yapmış olacağım. Şimdi süngerler temizlikte, mercanlar, istiridyeler süs eşyalarında kullanılabiliyor. Solucanları tarım arazilerine bırakıyorlar. Solucanlar toprak içerisinde ilerlediği sürece toprakta hava boşlukları açılmasına sebep oluyorlar. Böylelikle bitkilerin hava alması kolaylaşılıyor. Yine solucanları balık yakalamak için kullanıyorlar. Böcekler olmasa bitkiler tozlaşamaz. Ekosistemin sonu gelir. Bitkilerin nesillerini devam ettirebilmesi mümkün olmaz. Bu bunun haricinde gıda, ilaç, kozmetik, besin, kumaş sanayisi de tabii ki hayvanları kullanıyoruz. Hep diyorum ya yukarıda verilen alanlardan hangilerinde hayvanlar kullanılmaz? Böyle bir soru tipi yok. Gıda yazsan olur, ilaç yazsan olur, kozmetik yazsan olur, deterjan yazsan olur. Ne yazarsan yaz olur gençler. Bazı balık, kuş ve memeli türleri ise tabii ki besin olarak tükettiğimiz canlılar. Teknolojik ürünlerin tasarlanmasında da tabii ki e, hayvanlardan kullan e, yararlanıyoruz. Mesela yarasaların biliyorsunuz sese bağlı olarak hareket yetenekleri çok gelişmiştir. Radarların tasarımında yarasalardan faydalanılıyor. Gelelim özetin özeti dediğim her şeyi toplu halde vereceğim, karşılaştıracağım. Mutlaka hemen fotoğrafını ben bitirince almanız gereken kısma. Şimdi balıklar dediğimiz zaman balıklar, balık kalbi iki odacıklı canlılardan bahsediyorduk. Bunların vücut sıcaklığında ne olduğunu söylemiştim. Değişken vücut sıcaklığına sahip amfibiyalar yani kurbağa, kalpleri üç odacıklı olan canlılardan bahsediyorduk. Bunların da yine vücut sıcaklıkları değişkendi. Sürüngenlere baktığımız zaman kalpleri 3 odacıklıydı. Yine vücut sıcaklıkları değişken olan canlılardı. Amfibiyaların kalplerinin 3 odacığını şöyle hayal et. Sürüngenlerin kalbinde ise 3 odacığın arasında yarım perde vardı. Bu yarım perde kirli kanla temiz kanın birbirine karışmasını engellemiyor. O yüzden yine vücuda karışık kan pompalanıyordu. Bir tek timsahlarda 4 odacık vardı ama o istisna olduğu için soruda onu direkt verir timsahlarda diye. Diye sorar. Kuşların kalbi 4 odacıklı, kuşların tabii ki vücut sıcaklığı sabit. Memelilerin de kalbi 4 odacıklı, vücut sıcaklığımız sabit gençler. 2 tane kalbimizde kulakçık, iki tane de karıncık var. Mesela şunu şöyle göstermiş olayım. Bunu da şöyle çizmiş olayım. Bir tarafta temiz kan var. Temiz kan kulakçıktan karınca hop vücuda pompalanıyor. Kirli kan da diğer tarafta diyelim buradan buraya buradan buraya buradan buraya şeklinde gidiyor. Yani kalpte kirli kanla temiz kan kuşlarda ve memelilerde birbirine karışmıyor diyeyim. Sonra bunların solunumundan bahsedecek olursak balıklar tabii ki suda yaşayan canlılar oldukları için solungaç solunumu yapıyorlar. Amfibiyaların larva döneminden değil ergin dönemden bahsediyoruz. Deri ve akciğer solunumunu birlikte gerçekleştirebiliyor. Sürüngenler tabii ki akciğer solunumu yapan genç canlılardır. Kuşlar akciğer solunumu yapacaklar. Şöyle yazayım onu da hemen. Memeliler de yine akciğer solunumu yapan canlılardır. Üremelerinden bahsedecek olursak genellikle balıklarda dış döllenme, dış gelişme söz konusu. Kurbağalarda da yine dış döllenme, dış gelişme söz konusu olacak. Sürüngenlerde artık iç döllenme meydana gelecek ama bebek gelişimini yumurtadan çıkarak sağlayacak. Yani iç döllenme, dış gelişme. Kuşlarda da iç döllenme, dış gelişme söz konusu olacak. Memelilerde de genellikle iç döllenme, iç gelişme olacak. Ama ornitorenk gibi canlılarda istisnai durumlar dediğimiz gibi var gençler. Sonra bunların vücutları neylerle kaplıdır? Genellikle balıkların vücutları pullarla kaplı olacak ama köpek balığında pullar yok unutma. Anfibiyalara baktığımız zaman vücutları nemli deriyle kaplı olacak çünkü deri solunumu yapıyorlar. Gazı deriden alabilmesi için buranın nemli bir yapıya sahip olması lazım. Sürüngenlerde keratinleşmiş, keratinleşmiş pullar bulunacak. Yani çok sert yapılardan bahsediyoruz. Kuşların vücutları tüylerle kaplı olacak. Memelilerin vücutları ise kıllarla kaplı olacak. Balina gibi suda yaşayanları hariç gençler. Bunun haricinde nelerden bahsedebiliriz? bunların azotlu boşaltım atıklarından bahsedebiliriz. Bir kere hangi omurgalı olursa olsun mutlaka nesi var? Böbrekleriyle boşaltım yapıyor. Balıkların azotlu boşaltım atıkları amonyaktır. Çok suyla dışarı atarlar. Kurbağalarda ise azotlu boşaltım atığı üredir. Sürüngenlerde ürik asit dediğimiz azotlu boşaltım atığı var. Kuşlarda da yine ürik asit atımı söz konusu. Hatta eklem bacaklılar da bazen çıkıyor omurgasız ama onlarda da ürik asit. Memelilerde ise üre atımı söz konusu oluyor. Ya hocam bizim hiç idrarımızda amonyak, ürik asit yok mu gibi düşünmeyin. Tabii ki memelilerin üresi çok olduğu için üre ismini veriyoruz yoksa idrarımızda ürik asit de amonyak da yine bulunuyor diyeyim gençler. Balıkları kendi içinde gruplara ayırdığımız zaman ne dedik? Kıkırdaklı balıklar var unutmayalım dedik. Kemikli balık dediğimiz balıklar var dedik. Köpek balığı ve vatoz kıkırdaklı balıktı. Hamsi, palamut, levrek bunlar kemikli balıktı. E, ee, amfibiyalar dediğimiz zaman kesinlikle neyi unutmayacaktık? Bunlar başkalaşım geçiriyorlardı. Metamorfoz geçiriyorlardı. Embriyonik dönemde bambaşka bir canlıya benziyor. Ergin dönemde bambaşka bir canlıya benziyorlardı. Sonra sürüngenlere baktığımız zaman yılan, timsah, kertenkele, kaplumbağa bunlar sürüngen canlılardı kuşlara baktığımız zaman vücutları tüylerle kaplıydı. Bir kere diş yoktu bunlarda. Gaga dediğimiz durum söz konusuydu. Ön üyeleri farklılaşmış ve kanat şeklini almıştı. Uzun kemiklerinin içi boştu. Bunlarda hava kesesi vardı. Kemikleri boşu da şöyle not almış gibi düşünebilirsiniz. Memelilere baktığımız zaman sadece memelilere özgü olan bazı özellikler vardı. Mesela bizim akciğerlerimizde alveollerimiz bulunuyordu. Olgun al yuvarlarımız, olgun al yuvarlarımız çekirdek. Siz gençler siz uzun uzun yazın. tabi ben eğer uzun uzun yazarsam çok vaktinizi alırım. Sonra göğüs boşluğuyla karın boşluğunun arasında kaslı bir diyaframa sahip olmak. Yine memelilere özgü bir özellik vücudun kıllarla kaplı olması, yavrularını sütle beslemesi, iç geli sütle besleme diyeyim iç gelişme görülmesi bunlar memelilere özgü özelliklerdi. Sadece memelilerde görülüyordu diyeyim. Böylelikle aslında canlılar dünyası, canlı alemi kısmını bitirmiş olduk gençler. Bundan sonra hangi aleme dahil olduğu bilinmeyen, tartışma konusu olan kısma geçiyoruz. Fotoğraf almanız için de vakit verdim. Şimdi o gruba geçeyim. O varlığa geçeyim. Virüsleri anlatayım. Şimdi virüsler biyolojik varlıklar olarak kabul edilseler de hiçbir canlı alemi içerisinde sınıflandırılmıyor. Bir kere çok çok küçük yapıya sahipler anca elektron mikroskobu denilen mikroskopla görülüyorlar. Yani öyle ışık mikroskobu gibi bakterileri gördüğümüz gibi görebilmemiz söz konusu değil. Bunların canlıya ve cansıza benzeyen özelliklerini önce ben bir söyleyeyim ondan sonra vereyim. Şimdi... Normal şartlar altında Canlıların prokaryotları düşün. DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var en basit canlının bile. Bunların DNA'sı ve RNA'sı aynı anda bulunmuyor. Ya DNA'sı var ya RNA'sı var. İkisini aynı anda bulundurmamak canlılarda görülen bir şey değil ama nükleik asit taşımak canlılara özgü bir özellik. Normalde tüm canlılarda sitoplazma var. Bunlarda sitoplazma yok. Tüm canlılarda ribozom var. Bunlarda ribozom yok. Tüm canlılar solunum yapar ATP sentezler, bunlar ATP sentezleyemiyor. Tüm canlılar büyür gelişir, bunlar büyüyüp gelişmiyor. Bunlar cansızlara benzer özellikleri. Protein sentezleyemiyor ama proteinden yapılan bir kılıfı var. DNA'sı veya RNA'sı var, nükleik asit bulunduruyor. Enzim sentezleyemiyor ama enzim kullanabiliyor. Ee, büyümüyor, gelişmiyor ama çoğalabiliyor zorunlu hücre içi parazit bir canlı hücrenin içerisine girdiği zaman birey sayısını arttırabiliyor diyeyim gençler. Virüsler protein kılıf ile sarılmış DNA veya RNA'ya sahip canlılardır. Kolay mutasyona uğruyorlar. Hatta RNA taşıyanlar tabii ki tek zincirli ya daha kolay mutasyona uğruyorlar. Bir bakteri virüsü olan bakteriyofaj da şöyle gösterelim. Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj denir. Baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 kısımdan meydana geliyor. Kendilerine ait stoplazmaları, enzim sistemleri yok. Bu nedenle de metabolik aktivite göstermiyorlar. Bunlar zorunlu hücre içi parazit o ne demek hocam yani bir hücrenin içerisine girdikleri zaman çoğalabiliyorlar ama şuraya bıraktığın zaman öylece duruyorlar metabolik herhangi bir aktivite göstermiyorlar. Her virüs belirli bir hücre içerisinde çoğalabilir mesela solunum sistemini etkileyen bir virüs gidip bağışıklık sistemini etkileyemez illaki uyumlu olmaları gerekiyor. Örneğin hepatit virüsü karaciğeri etkiliyor. Kuduz ve çocuk felci virüsü sinir hücrelerini etkiliyor. Kuduz virüsü gidip karaciğeri etkilemez. İlla ki sinir sistemi hücresini arayacaktır. Enzim sistemleri yok bunların. Enzim sistemleri olmadığı için antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Yani virütik bir hastalığın tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Virüslere karşı Bizim vücudumuzda tabii ki çeşitli salgılar üretiyor biz de bunlara interferon ismini veriyoruz gençler günümüzde pek çok virüsle mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizde pek çok virüse yanmış durumdayız mesela kuduz gibi kızamık gibi çocuk felci gibi rahatsızlıklar eski dönemlerde çok fazla derecede görülürken günümüzde çok nadir görülüyorlar. Peki hocam virüsler nasıl çoğalıyorlar? Hemen o kısma da geleceğim ama öncelikli olarak virüslerin sebep olduğu birkaç hastalığı verelim. Müfredatta olanları veriyoruz gençler. Olmayanlar sorumlu olmadığımız kısımlardır. Oradan bize bir soru gelmez uçuk, kuduz, hepatit B, AIDS gibi hastalıklar virüslerin sebep olduğu hastalıklardır. Bizim hücrelerimizde de bakterilerde de tabii ki virüsler çoğalabiliyor ama biz bir bakteri üstünden göstereceğiz. Şimdi virüsler normal şartlarda şurada duruyor. Eğer hiç canlı bir hücre yoksa burada böyle durmaya devam ediyorlar. Ne zaman ki canlı bir hücre buldu, o zaman gidiyor bu kuyruk kısmından canlı hücreye tutunuyor. Kuyruk kısmında bulunan enzimlerle canlı hücrenin hücre zarını eritiyor. Kendi içeri girmiyor. Kendi genetik materyalini artık DNA'sı mı var RNA'sı mı var ki biz örnekte DNA demişiz. Kendi genetik materyalini içeriye gönderiyor. Bak sadece virüsün DNA'sı içeri girdi. Normal şartlarda bu bakterinin bu hücrenin DNA'sı RNA'sı ribozomu vardı ya. Bu virüsün genetik materyali bunun genetik materyalini ele geçirmeye başlıyor. Sonra virüsün genetik materyali bununkini ele geçirdi ya kendi DNA'sından çoğaltmaya başlıyor. Kendi DNA'sından bir sürü bir sürü bir sürü yapıyor. Sonra onun proteinlerini ribozom organelini kullanarak kendine protein kılıfları örüyor. Kuyruklar yapıyor kamçılar yapıyor. İçeride birleştiriyor. İçeride o kadar çok virüs oluyor ki artık hücre dayanamıyor ve patlıyor. Patlayınca virüsler ortalığa saçılıyor. Bu hücre öldü, bak bakteri diye öldü, insan hücresi ise de öldü. Bu virüs burada duruyor. Yeni bir hücre bulursa onun içine girip yine sayıyı çoğalttıracak. Bulamazsa da burada durmaya devam edecek. tabi burada kalmasının da belli bir süresi var diyeyim. Gençler ve böylelikle virüsleri de anlattığıma göre bugünkü dersimizi sonlandıra biliriz diyeyim. Böylelikle dersimizin sonuna da geldik gençler. Sizinle hiç sohbet etme fırsatımız olmamıştı. Son dersimiz olduğu için bir iki tane küçük şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bu seneyi pandemi dönemi olduğu için uzaktan eğitimle geçirdik. Mümkün olduğunca biz de sizlere destek olmak istedik. Dokuzuncu sınıf tüm sınıfların temelidir. Siz de ne kadar zor gelse de dokuzuncu sınıf konularınızı tam anlamıyla lütfen bitirmeye çalışın. Eksik kaldığınız kısım varsa ya nasıl olsa buradan sınav olmayacağız gözüyle bakmayın. Biliyoruz ki tecrübeyle sabit ki son sınıfa geldiğiniz zaman ay keşke 9'da biraz daha çalışsaydım. TYT'nin ilk konularını cebime koysaydım diyorsunuz gençler. O kısmı biraz uyarıda bulunmuş olayım o kısımla ilgili gençler. Böylelikle de dersimizi sonlandırmış olayım. Hemen neler öğrendik kısmına geçiyorum. Omurgalı canlılar olan balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler bugünkü dersimizin konusu oldu. Virüslerin neden olduğu ve virüslere ait özellikleri de virüslerin neden olduğu hastalıkları ve virüslerin sebep olduğu e, hastalıklarla birlikte özelliklerini de bugünkü dersimizde öğrenmiş olduk diyeyim. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.